Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tesettür farz, açı gezmek haramdır. Tesettür, bu tekellüf bağımından geliyor, mastardır. Sözlük olarak örtülme, gizlenme anlamına geliyor. Sözlük olarak. Dinde ise örtülmesi gereken yeri örtmek, buna da dinde tesettür deniyor. Tesettür, yani örtünme, kitap ile, sünnet ile, icma ile sabit. Yani Kur'an'ı ayetlerle, hadislerle ve icma ümmet deniyor. Sahabelerin üç içtihadı ile sabit bir farzdır. Yani dinimizin temel ilkelerinden biridir, farziyet bakımından. Bir insan tesettürü inkar ederse, Allah korusun, dinden çıkar, kafir olamadır böyle. İnandığı halde açık gelirse haram işler. Önce inşallah ayet-i kerime bakalım. Tabi ayet-i kerime çok bu konuda. Yine okuyalım inşallah. Azab 59'da, Bismillahirrahim. Ya eyyühen nebiyyü. Mevla buyuruyor. Ey Nebi Zişan. Hitap Peygamber Aleyhisselatü'ne. Rabbim genelde hitabı bazen kul, yani söyleyle emredi Peygamberimize. Bazen de ey Nebi, ey Resul hitap ediyor. Peygamberimize bu görevi veriyor. Arkadan kul geliyor. Habibim söyle. Kime? Le ezvacike, zevcene, eşin hanımına. Önce bundan başlıyor. Ve benateke, kızlarına. Bint tekil oluyor. Benat çoğulmuş oluyor. Kızlarına. Burada oğluna gelmiyor bu arada. Yani tesettür hanımla ilgilendirir için yani böyle buyuruyor. Ey Nebi Zişanım, Habibim Ekrem buyuruyor, Mevlam buyuruyor. Önce zevcelerine söyle, hanımına söyle önce. Hanımdan başla. Sonra kızına başla, Venisal müminine, sonra bütün müminlerin hanımına söyle. Burada bir sıra takip ediyor. Demek ki bir insan kendi eşi örtünmüyorsa, ona bunu örtüremiyorsa, o kişi buradan çok günahkar. İnsan bundan sorumlu. Kızından yine sorumlu. Evleninceye kadar ana baba kızından sorumlu. Evlenince sonra korusu sorumlu olmuş. Buradan Mevlamızın erkeğe hitap ediyor. Yani peygamber dolayısıyla burada kocalara hitap ediliyor. Bunlara bir görev veriliyor. Yani bu uygulamanın yürütülmesine Mevlam erkeklere veriyor bu şekilde böyle. Yüdün aleyhinde min celabibihin. Üzerine cilbaplarını örtünsün der. Cilbap. Burada celabib geliyor. Cilbabın çoğulu, dış örtü anlamına geliyor. Bir kadın ev kıyafeti dışı çıkamaz, ev kıyafetiyle dışı çıkamaz. Mutlaka ne gerekiyor? Cilbab denen dış örtü. Bu tabi yöreye göre, örfe göre değişebiliyor. Bunun şeffaf olmaması, ince olmaması, dar olmaması, yani bedene belirtmemesi gerekiyor. Bedenin tam kaplaması gerekiyor bunun. Cilbabın. Yalnız dışta mı? Hayır muhteremler. Evde de. Evlerde de. Bir kadın ev kıyafeti ile eteği tabi biraz kısa olabilir. Eteği dar olabilir. Allı gül renkte olabilir. Kolu kısa olabilir.
yakası açık olabilir. Kadın evde bile evinde namahremi varsa, namahrem diyorum. Mahrem, nikah düşmeyen babası, oğlu, erkek kardeşi gibi. Nafarşa, olumsuz anlamına geliyor. Mahrem o erkeğin yanında kadın evde bile örtülmesi gerekiyor derler. Evde bile, mesela kaynı olur, amca oğlu, dayı olabilir, teyze olabilir, örtülmesi gerekiyor. Ameller İslam'da niyete bağlı derler. Hangi ameller? İbadet bölümü ama. Haramlar niyete bağlı değil. İçki içiyor. Efendim işte hüzünlüyüm çok diyor. Kederim var, gam kederim var diyor. Ne olursa olsun bunun niyeti haram değişmiyor. Böyle. İbadetlerde ise ameller, yapılan işler niyete bağlı. Şimdi örtünme de üç ayrılıyor. Üç türlü örtünen hanımlar var. Üç çeşit oluyor bunlarda. Birincisi aile baskısıyla örtünenler. Ailenin zorlamasıyla ana babanın örtünenler. İkincisi örf adet yerine geri örtünenler. Üçüncüsü de Allah için örtünenler. Örtünme bir amel yani. Hal, hareket. Bunların karşılığı neye bağlı? Niyete bağlı. Bir kız eğer ailesinin baskısı ile anne baskısı ile örtünürse ne olacak bunun durumu? Tabii kendi yine faydası var yine. Ne yarar var kendisine? Günahtan kurtuluyor. Yani ne kadar başı zor örtülse de, baskı yapılsa da, istemeden örse bile, başını, yani bedenini örttüğü sürece, yalnız baş değil tabii, kollar hep ona dair böyle, örtündüğü sürece ne oluyor? Hiç olmazsa günahtan kurtuluyor. Örnek iki tane kız arkadaş. Biri ailenin baskısıyla örtülmüş. Biri açık. Dışarıya gidiyorlar, geziyorlar. İşin nerine gidiyorlar bir yere. Şimdi açık olan ne yapıyor? Devamlı günahı büyüyor yolda. Allah korusun, açık gezmenin günahı sınırsız günah, sınırsız. O kızı, hanımı kaç erkek görürse, ona bakarsa, onların aldığı günahın bir katı da buna yazılıyor. Sebep oldu şu vakit herhalde. Yani Allah korusun korkunç bir günah, korkunç günah böyle. Demek ki açıya gezen ne yapıyor? Bu günah devamlı büyüyor, büyüyor, büyüyor. Giderken de gelirken de. İbadet de bunun gibi. Yunus'un camiye gidiyor, giderken her adamına sebep alıyor. Dönüş yine sebep alıyor. Harç da böyle, sohbet de böyle. Buraya gelirken mesela bu niyete gelen kişi buraya ne yapıyor? Her adamın sevabı alıyor. Dönüşüne kadar muhtemelenler. Günah da böyle demek ki. Ama bir kız aile baskıda olsa, örtünse zaten kurtuluyor. Sevap ama sevap alamıyor. Sevap alamıyor, günahdan kurtuluyor. Yani bu da büyük bir avantaj mahşerde, mizanda. Bela koymuyor. Peki İslam'da aile baskısı var mı muhtemelen şimdi? Yani güncel bir konu, gündeme geliyor bu, aile baskısı diye. İslam dışı güçler, yani İsrail, Amerika'dan kaynaklanan, onların Türkiye'deki kolları, aileyi bozmak için, İslam'ı yok etmek için ne yapıyorlar? Aile baskısı diye bunu gündeme getiriyorlar tabii bazen böyle. İslam'da aile baskısı var mı? Tabi her şey önce konuya bakacağız. Mevlam buyuruyor Tahrim 6'da. Ya eyyühe amenü. Mevlam buyuruyor Ya eyyühellezine amenü. Ey müminler, iman edenler, Allah bir diyenler.
Ku enfüseküm ve ehliküm nara. Ku koruyun. Önce kendinizi, sonra ehlinizi, eşinizi, yavrunuzu koruyun. Neden? Narın ateşten, cehennemi koruyun. Buradaki ku, vikaya, koruma anlamına geliyor. Emir. Bana diyor, emir hazır deniyor buna. Allah-u Teala Mevlam bunu ne yapıyor? Aile reisine. Mevlam bunu emrediyor. Ey aile reisi. Ama amirü de var. Ey mümin olan aile reisi. Allah'a inanan aile reisi. Önce kendini her günahtan, sonra da eşini, kızını, yavrunu da ateşten koru. Mevlam diyor. Ateşten koru, emre diyor. Bir anne dışarı çıktı. Acil bir şey var. Eve geldik, Allah korusun, evi tutuşmuş, yanıyor. Evde çocuğu da var. Kadın karşıdan bakar mı çocuğuna? Bakmaz muhtemelen. Kadın çırpınır kadının böyle. Atarken yedirir, bağırır, çağırır böyle, ağlar. Bunu kurtarmak için. Muhteremler, eğer bir kadının, annenin, babanın imanı varsa, bu şey ahir imanı varsa, böyle çırpmamız gerekiyor muhteremler bu şekilde böyle. Yavrusu daha ilk okula gidiyor, sigara içtiğini fark ediyor. Bunu ne yapması? Engel alma gerekiyor. Nasıl? Zorla. Alkol alıyor, uşaklar şunu bunu alıyor. Ne gerekiyor? Burada aile baskısı var. Mevla emrediyor, baskı yap diyor. Zorla Mevla buyuruyor bunu, engelle. Ufak çocuk yeni yürüyor, kışın sobaya doğru gidiyor. Annesi gördü, yavrum cız, yanarsın, almamıyor, gidiyor. Ne yapar anne kalkar, inan çeker alır mı muhtemelen böyle böyle. Bu nedir? Bir zorlama baskı böylece böyle. Demek ki bir ailenin, babanın başta, annenin, kızını, evladını böyle ateşten koruması farz. Bir kız çocuğu da ergenlik çağına gelince kız, yani bir kız çocuğu kadınlık halini gördüğü zaman ergen olmuş oluyor kız çocuğu. O anda ne gerekiyor? Aileye, ana babanın üzerine onu örtmeli gerekiyor muhteremler. Örtmezlerse Allah korusun, hem günah ortaklar, dünyada ikincisi mahşer yerinde, mahşerde, aşçı gezdenlerin günahları meydana konma başlayınca kız, kadın tabağında onu bakacak. Eyvah! Aşçı gezdenlerin günahları evden çıktı, zaten günah başladı. Bir kişi gördü, biri daha gördü. Hele büyük şehirlerde, yoğun yerlerde, büyük caddelerde yüzler, binler görüyor muhtemelen. Allah korusun. Yani günah kaldırılmaz bir günah böyle. Ne yapacak orada kız? Gelecek babası annesine yapışıyor yakasına. Annen seni öldürmedin beni. Orada muhtemelen. İkincisi, örf, adet, gereği örtünenler. Yöreye göre değişiyor. Köyde, orada, burada. Herkes başını örtüyor. İcabında şalvar giyiyor. Örf, adet, gereği herkes örtülüyor. Bir kız, bir kadın örf, adet, gereği örtünürse bu da ne olur? Günahtan kurtuluyor gene. Niyetin olsa olsun burada böyle. Örtünüyor ya, günahtan kurtuluyor muhteremler. Ama örf, adet diye örtündüğü için, yani haram diye değil, Allah için değil, örf, adet, yöre gereği örtündüğü için ne yapıyor? Sevap alamıyor muhteremler. Ama günahtan kurtuluyor bu şekilde böylece. Bunun ne farkı var şimdi? Böyle örtünen bir kadın, bir kızda iman zayıf olduğu için, bunda İslam bilinci olmadığı için ne yapar? Örf, adet örtündüğü için baş yere gitti mi, oraya uyum sağlayıverir muhtemelen. Kızı örtünmüştür böyle, evlendiği yere bakar,
Kayınvalide kocaman kadın örtmüyor başını. Görümcü yarı çıplak. Akrabalar bu şekilde odalara uyuyorum muhtemelen. Böyle bir kadın, kız başka bir yere yerleşince, mesela memurdur, mahalle ev değiştirir, başka yere değiştirir, ona uyum sağlayıverir. Bunun için Allah için olmayınca, bilinçli olmayınca, iman kuvveti olmayınca ne oluyor? Hem Allah'ın değişiyor muhtemelenler. Üçüncüsü, Allah için örtünenler. Yani Allah Celle Şanı emrettiği için günah diye haram diye örtünenler var şimdi. Üçüncüsü. Bunlar tabii günahtan kurtuluyor. İkincisi, örtünmek farz. Örtündüğü sürece farz ibadetini yapıyor. Farz ibadetini yapıyor. Nafile değil. Yani farz namazı kılar gibi. Böyle sevap oluyor örtündüğü sürece. Nafile namaza benzemiyor. Yani biri nafile namaz kılıyor durmadan, oruç diyor nafile, maçı geziyor. Tamam, kılsın gene, kılma değil. Ama bu ne yapıyor? Nafile namaz belki çıkılmıyor fazla, oruç belki tutmuyor fazla, ama Allah korkusu ile günah diye, haram diye örtünüyor. Hem günahtan kurtuluyor, hem de örtündüğü sürece bir farzı yerine getirdiği için bakın farz sevabı alıyor muhtemelen böyle. Farz sevabı alıyor bu şekilde böyle. Şimdi tabii böyle örtülen bir hanım, kız, kadın imanlı var, inancı var, Allah'tan korkusu örtünüyor, bilinçli kişi bu ne yapar? Nereye giderse gitsin bu değişmez muhtemelen, değişmez böylece. Hatta evlendiği yerde eşinin yakınları buna baskı bile yapsa, yani gereğine de boşanmayı göze alır ama örtüsünü açmaz muhtemelen. Açmaz. Neden? Örtü kadının hayasının simgesi, imanın simgesi muhtemelen. Örtü tesettür cinsel dengelerinde sigortası muhtemelen. Bir toplumda tesettür kalktı mı, haya kalkar, iman gider ve cinsel dengelere bozulur, aile yuvaları yıkılır muhtemelen. Genelde günümüzde şunu diyorlar açık gezenler, of çok sıcak, bir of hemen böyle bir atay bazlı ama çok sıcak diyorlar. Aynı sözü Peygamber zamanında söyleyen münafıklar vardı. Biraz da Tebuk seferinde mevsim yazdı. Çok sıcak günlerdi. Zaten Medine çöl zaten sıcak. O mevsim çok sıcak bir mevsimdi. Yazındı. Çok sıcak günlerdi. Kuraklı olmuştu. Çöl yanıyor, yanıyor çöl. Ateş gibi çöl yanıyor. Tebuk uzak Medine'ye. 700 kilometre. Yol yok. Debele gidecekler. Taştan, kumdan, çakıldan gidecekler böyle. Der ki münafıklar şeylere, Müslümanlara sakın çıkmayın bu uçakta. La tenfir fil har. Ölürsünüz dediler. Çatlarsınız bu uçakta. Çıkma dediler. Münafıklara, Müslümanlara. Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamber'e muhtemelen. Ayet-i Kerime'yi getirdi. Tevbe suresinde. Ayet 81. Mevlam buyurdu. Kul Habibi Muhammed'im söyle o münafıklara haber ver. Nar-ı cehennem diyelim ateşi eşeddü harra. Çok daha, çok da şiddetli dünya ateşinden sıcandı. Yani günümüzde de çok bu konu geçiyor. Of çok sıcak işte, yandım, terlerim, dayanamıyorum, sıkılıyorum. O ince giy, şeffaf giyir, her tarafı asla saçın. Mevlana buyuruyor, ama cehennem ateşi eşeddü harra.
Çok da ama şiddetli bundan böyle. Lev kânû yefkahûn. Ama bilebilse, anlayabilseler bunu muhtemelen. Bu İncil'e vakıf olabilseler. Bir kadıncağız genç yaşında ilk doğum yapmış, bir kız olmuş, gurbet ellerinde kocası ölüyor bir demir hasta, ölüyor kocası. Fakirmiş de bunlar. Kadıncağızın ki çekil yokmuş kadıncağızında, bir kız yavrusuyla beraber kocasının bir viran evinde kalıyor bir. Ağaç çekil halinde kalıyor burada. Tabii gurbet ellerinde kadın bütün sevgisini kızına vermiş. Kız annesine vermiş. Ana kız böyle büyümüşler. Kız 15 yaşına gelince birdenbire hastalanıyor kızcağız. Ateşleri gibi yanıyor derken birdenbire ölüyor kızcağız. Evde kavuşuyor. Düşünün ki bir anne. Onun başka kimse yok dünyada insan olarak. Bence tek kızı var. Bütün ona vermiş sevgisini. Tabi çaresiz. Artık Mevla'ya teslim. Ne yapıyor tabi? Yıkanıyor, kefenleniyor, namazı kılınıyor, mezara gömülüyor. Kadın evde durumunu ağlıyor tabi. Yapayalnız da kadının böyle. Durumunu ağlıyor kadınca evinde. 3-5 gün zaman geçiyor. Artık kızının ölümünü artık kabullenme başlıyor. Öldü artık kabulleniyor. Şimdi ne istiyor? Ah! Rüyamda kızımı görebilsem bari. Rüyamda kızımı görebilsem şimdi. Hadi buna razı oluyor şimdi. Çok Allah'a yalvarıyor. Dua ediyor. Gece gün yalvarıyor. Kızını bir gece rüyasında görüyor muhteremler. Kızının başındaki saçlar yanıyor. Yüz yanmıyor. Kızının saçlar yanıyor. Bir iki kolu dişiden aşağı, bilek arasına. Kolda yanmıyor, elde yanmıyor. Avuçta yanmıyor. Bilek dişek arası iki kolu yanıyor. Bir de kızın başı yanıyor, ateş içerisinde böyle. Böyle kızını görüyor. Kız tabi ağrıyor. Ah! Kız öyle tabi dayanamıyor kız böyle. Yanıyor. Anne. Birinci yavrusunu öyle görünce hem uykudan fırlanıyor. Ağlama başlıyor, zaman başlıyor. Artık dualar ediyor. Kızı yanıyor ama. Yalnız başının saçları yanıyor. İki kolu bilekle dirsek arası yanıyor. Tabii ona buna söylüyor. Acaba ne yapsam diye dua ediyorlar. Başka mı ya başka bir şey böylece. Tabii çok dua ediyor. İhlaslı, tabii candan, ciğerden, yaşlı gözlü yaşlarıyla dua ediyor. Bir rüyasında bir ses duyuyor, kimse görmüyor. Kızının kurtulmasını istiyorsan üç kalbi bir araya getir. Üç kalbi bir araya öyle dua et. Üç kalbi bir araya getir, öyle dua et. O kadar bir ses, başka yok. Uyuyor tabi. Oraya soruyor tabi, çözemiyorlar. Bir salih kadın olmuş komşularından, teyzeleri ona gidiyor. Ona söylüyor bu durumunu. Kadın gerçekten o teyze, yaşlı teyze, salih kadınmış gerçekten. Kızım, kızım diyor. Üç kalbin biri senin kalbin. İkincisi Kur'an'ın kalbi, Yasin. Üçüncüsü diyor, gecenin kalbi, tam gece yarısı diyor. Ha, 40 gün yap diyorlar buna, 40 gün yap diyorlar böyle. 40 gece kal diyor, abdestini tazele, ilk kez namaz kıl diyor, o gecenin yarısına diyor, canı gönülden, kalbinden diyor, samimiyet ediyor, Yasin oku diyor, 40 gece diyor. Yapmaz mı? Tabii yapıyor. Anne tabii. 40 gece kalkıyor, tam gece yarısı ama. Ne zaman? Öğle ezanı olduğu vakit. Tam gece yarısı. Öğlen güneş tam tepemizde, o zaman tam altımızda muhtemelen. Öyle bak, tam gece arası böyle. Kadın hemen o gece başlıyor kalkmaya, gece arasında abdest alıyor,
iki rekat hacet namazı kılıyor. Oturuyor böyle, kelime kelime böyle, yavaş yavaş böyle, kelime içine sindire sindire, ağlıyor ağlıyor yazı okuyor, bitiriyor böyle. O Mevla yalvarıyor. 40 gün ama kızını göremeyeceğim ama. 40. gece Yasin bitiriyor. Uzunca Allah yalvarıyor, dua ediyor. Kızının kurtulmasının azabından. Bunu görmek için Allah çok dua ediyor 40. gece. Ağlarken hemen uyuyup kalmış böyle. Yaslanmış bir duvara uyuyup kalmış böyle. Uykuya daldığı anda hemen kızını görüyor. Ama kızı güzel. Yemiş içerisinde kızı. Yandan bahçe. Kızı güzel, nurlu kızı böyle. Bilal yüzü sevmişti. Kızım, kızım. Sana ne oldu? Anne, Allah sana razı olsun diye bakın. Her gün bana bir sahabı gönderdin diyor. Her gece bir sahabı diyor. Ağzım hafifledi böyle. Bir de sönmedi, ateş devam ediyor. Ama hızı hafifliği yok den böyle. Hızı hafifliği böyle. O gece bitiyor bu şekilde böylece. Peki diyor, kızım diyor, şimdi soruyor kadının kızına. Peki kızım diyor, yalnız diyor, başının saçları yanıyor. Yüzün yanmıyor. Bir de diyor, ellerin diyor, kolların diyor, bilek direk arası yanıyor. Neden böyle diyor? Anne diyor, ben diyor, her zaman değil ama diyor, bazen diyor, başım açık sokağa çıkardım diyor. Bir de bazen de kısa kolu çıkardım bakın ben. Allah adaleti bak muhtemelen. Allah adaleti muhtemelen böyle. Yüz haram değil. Güzel mi muhtemelen şey yapıyor. Olur mu böyle bir şey? Güneş de böyle yakıyor insanlar. Güneş de böyle yakıyor. Şimdi güneş neresi insanı yakıyor? Açık yerine yakıyor muhtemelen. Açık yerine güneş yakıyor böyle şey. Kadın erkek ilişkisi muhtemelen. Önce gözü korumak gerekiyor. Gözleri. Erkeğin kadına, erkeğe karşı önce gözleri koruma gerekiyor. Yine buyuruyor Mevlam bizlere, Nur Suresi'ne Bismillahirrahmanirrahim Kul mü'mine. Yine Mevlam buyuruyor, Kul Habibim kimlere? Lil mü'mine, mü'min erkeklere söyle. Yavuldum ebsarihim, gözden yumuşsunlar, ha bakmasınlar. Göz bile mi? Göz bile. Bakmak, bakın bakmak haram, tehlike bakmak. Ya kendine baktıran düşün muhtemelen Allah korusun. Düşün Allah korusun. Bakın ona bakmak bile haram oluyor. Mevlam buyuruyor kul Habibim lil mümin lim. Buradaki lam var. Lam ihtisas. Habibim Muhammed'im yalnızca özel mümin erkeklere söyle. Onlara söyle. Yavul bu min ebsarihim özlerini sıkısın, yumsunlar böyle. Harama bakmasınlar. Mevlam gözünü kapak vermişler. Gözün kapağı var. Kepenk. Gözün kepenki var efendim. Ne gerekiyor? Hemen gözü kapamak gerekiyor. Bir gün Eshab-ı Kiram'dan biri sordu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah. Meşte gelirken kendi olmadan bir kadını gördüm. Karşıdan kapıdan kapıya geçiyormuş böyle. Açıkmış onun başı ama. Ne olacak halim? Burada Aleyhisselam Hazretleri hemen yüzünü oradan çevir. Onu Allah affediyor. Tekrar bakarsan o vebal yazılıyor. Demek ki istemeden, elde olmadan kişi gördü. Ama gördüğü anda ya gözünü yumacak, ya başını sağa sola döndürürse, o zaman bunu affedir birinci. Ama gördüğü halde bakmaya devam ederse, gün yazılmaya başlamaktan bakar. Bu da ayet-i kerimeyle sabit. Öyle rivayet değil mi bak? Ayet-i kerime, Nur Suresi'nde ayet-i kerime. Bakmak bile haram oluyor, bakmak bile. Ya kadınlar? Mevla buyuruyor, kulli müminati. Mevla buyuruyor, ve kulli müminati. Habib Muhammed'im, mümine kadınlara söyle, efsarihine, ona da gözünü yumsunlar. Onlara erkeğe bakmasınlar. Demek ki, erkeğin kadına bakmasında, yabancı yani, kadın bakmasında,
Sakınca var mı muhtemelen bakın. Sakınca var böylece. Bunun için hadise geliyor, göz zinası bakıştır. Bakmak göz zinası oluyor. Göz onda zina ediyor. Böyle. Dinlemek, kadın sesini dinlemek, kulak zinası. Dokunmak el zinası. Evvela gözle başlıyor. Gözle başlıyor. Kişi görüyor, baktı mı, hele muhtemelen kişinin böyle komşu mumşu olur. Mesela bir şey oluyor böyle. Çalıştığı yerin, iş yerinde olur. Yani beraberlik böyle bir tehlikesi olan bir yerde olması ne olur? Yani tabii bir bakış bakar. Karşılıklı bakış olur böyle. Karşılıklı ona bakar rahatça. Ama göz haram işleyince ne oluyor? İman zayıflıyor muhteremler. Ondan sonra bir tanışma konuşma olur. Böyle. Tanışma konuşma. Sonra samimiyet başlar. El sıkışma başlar. Sonra bu neye benzer? Arabanın frene patlıyor yolda. Buna benzer muhteremler. Yani cinsel duygusu o kişinin tamamen beyine yerleşim alır kurusun, kaplıdan bunu, ne olacağı bilmem muhterem bu şekilde. Bunun için ne gerekiyor? Önce gözden başlıyor, korunmak gerekiyor böylece. Yani kadın erkeğe bakmaması gerekiyor, erkeğin de kadınlara bakmaması gerekiyor. Yine günümüzde şöyle bir söz oluyor, tabii cahil arasında, münafık arasında. Efendim sen benim baktığıma bakma, benim açık gezime bakma, benim kalbim temiz, ben karmaşı duymuyorum böyle diyor. Yalan muhtemelen. Yalan mı? Yalan. Vallahi yalan muhtemelen. Neden? Bakın ayet okuyorum Azap 53'te. Rahim. Ve seyahatü mü'nne meta'an. Mevlam buyuruyor. Ve izâ seyahatü mü'nne meta'an. Onlardan seyahatü mü'nne. Bu da hünne zamiri, Peygamberimizin zevceleri, annelerimiz, Ayşe validelerimiz. Ümmü Habibimiz, Selim validelerimiz. Fena buyuruyor. Metehan, onlardan bir şey istediğiniz zaman, onun bir şey sorduğunuz zaman, kitap kime? Eshab-ı kirama, sahabelere. Yani peygamberden sonra en hayırlı insanlar sahabeler muhtemelen. Peygamberden sonra. Hemen bunun makamı geliyor. Yani zamanımızın en büyük evliyası onun yanında güneş yanında mum gibi kalır. Yani sahabe akıl hayal edilmez mıdır? Öyle bir makamda bunlar böyle. Direkt peygamberden feyiz aldıkça peyiz aldıkları için, güneşten aldıkları için feyizlerini. Burada Mevlam emrediyor kimlere? Sahabelere. Emri sahabelere. Onlardan, Peygamber'in zevcelerinden, dedi Peygamber'in zevceleri, bir kimse iman etmek şartı ile Peygamber'imizi görüp bir an sonra bende bulundu mu, sahibi makamı erişiyor muhtemelen. Peygamber'i görmeden uzak kabirde yaşıyor. Mesela Medine'de Müslümanlar vardı böyle, Mekke'deyken böyle. Peygamberi görmeden, peygamberi görenlerden, yani sahabeden, peygamberin vasfını işitiyor, haberini alıyor, imanın şartlarını öğreniyor, ayeti öğreniyor, iman ediyor. Bu ne oluyor? Tabi'in deniyor buna, tabi'in. Tabi'in böylece. Bir tabi'in bir milyon ibadet etsin, sahabe makamına çıkamıyor muhtemelen böyle. Bir tabi'in böyle, Peygamberimizi gördüğü anda ama sesini duyacak, sonra dinleyecek anda hem o anda sahabe makamına çıkıyor, sahabe. Nasıl çıkıyor? Onu onunla bilir muhtemelenler. Bir anda anda bir değişim olur muhtemelen. Ruhani inkılap diyor buna, ruh inkılap böyle. O anda işte tabi olmasın böyle. Normal bir insan olsun, müşrik olsun, Hristiyan da olsun böylece. Ama Peygamberimizi görerek Aleyhisselam Hazretleri'ni ve iman ederek sonra bulunduğu anda az bir zaman bir olsa Peygamberimizi dinlesin,
Hemen ondan sağ makamı çıkıyor böyle. Ruhsal bir miraç böyle. Bir tane çalışır böyle. Allah işi yanar böyle. Cehennem ben yanar mı der böyle. Ağlamaya başlar böyle. O makama çıkar. Gelelim şimdi Peygamberimizin hanımlarına, Zevce-i Tahir'e de gelelim muhtemelenler. Bakın da bir yabancı uzak kabreden geliyor. Müşrik olarak geliyor. Peygamberin önünde bir iman ediyor. Eshab-ı kiram arasına giriyor, makamı çıkıyor. Ya Peygamber zevceleri, zaten sahabe hanımlarından. Bir de Peygamberimizin sırrı mahremi Peygamber. Ya Peygamberle beraber aynı yatağa yatıyor Mehmet. Aynı kaptan yemek yiyor Mehmet. Peygamberle beraber. Evlerine vahiy cebri açsa evlerine geliyor. Ya vahiy geliyor Mehmet. Resulü'yle beraber ya bunlar böyle. Gecemiz beraber, Peygamber beraber böyle. Böyle olduğu halde Mevlam buyurdu. Onlardan Peygamber Zevce hanımlarından iş istediğin zaman sorduğun zaman fesi önüne mübere hicabin. Yani arkasından da konuşun. Yani arkasından konuşun. Zalikim böyle yapmak. Bakınız. Biri sahabe, biri peygamber hanım muhterem. Cennetlik hepsi böyle ama. Şüphesiz bu şey böyle. Öyle olduğu halde, yani evliyadan milyon kat üstün böyle. Aşkta, cezbede, maneviyatta, ruhaniyette böyle. Her açıdan böyle. Farklı insanlar bunlar. Böyle ki Mevlam buyuruyor, karşıya konuş zamanlar, herkese konuşunuz. Zalüküm etarülle kulübüküm ve kulübihinne. Yani biliyor, bu sizin kalbiniz içinde, onlar için daha temiz. Bakın hemen. Bakın, hem sahabe için, hem de hanımlar için böyle davranışınız daha temiz diyor kalbim böyle böyle. Peki onların kalbi pis mi haşa muhtemelen? Demek ki muhtemelen cemaatimiz, kadınlık ilişkisinde bunu uygulamamız, uygulamaya çalışmamız gerekiyor elden geldiği kadar. Bunun için bir eve gidince, mesela kapının ziline falan basınca, şöyle yan falan durmalı böyle. Olur hanım sakınmayan biri olabilir. Ev kadar dışarı çıkabilir. Sakınma gerekiyor muhteremler. Çünkü gözden giren haram Allah korusun gönlü zarar veriyor böylece. Bazıları da kendine güvenir. Efendim yok der ben de hayır mesela kadın erkek fark etmez bunlar böyle. Efendim ben kesinlikle böyle şey yapmam böyle şey yapmam der böyle. Yusuf Aleyhisselam peygamber olup peygamber. Birisi de peygamber. İsa Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'dan geliyor. Baba dede, büyük dedesi İbrahim Aleyhisselam peygamber. O da peygamber olacak. Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Ama öbürü nefsi diyor. Ben nefsimi temiz çıkarmam diyor böyle. O diyor böyle. Yusuf Aleyhisselam böyle buyuruyor. Kimsenin güvenmeyen muhteremler. Yani bu işin şakası olmaz Allah korusun. En salih kadın da yoldan çıkabilir. Yani gönlünü kaptırabilir. Bir anda cinsel dengesi bozulabilir. Biz içecekler böyle irade gücünü örtebilir. Erkek de bu şekilde böyle. Bu işin benim araya perde koymadı. Tabii perde olmasa bile gerekiyor. Şimdi peygamberin zamanında muhteremler evlerin çoğun kapısı yoktu muhtemelen böyle zamanlarda. Peki Medine'de doğru mu iş yapan bilen yoktu bunların orada böyle. Evlerin taştan kerpiçlendi evleri. Çoğun kapıları yoktu. Olan bile derme çatma böyle kilitlenmezdi kapıları da. Çoğu işleri hemen giriverdi birden girerdi böyle bir şey. Bu için Mevlam bunlar emretti perde germeleri bu şekilde böyle şey. Hatta Peygamberimizden sonra gelen sahabeler, tabi'in hazretleri Peygamberimizin bazı mahrem sırlarını eşi Hazreti Ayşe sorardı muhteremler. Gelirlerdi. Perdeyi çekerdi. İpi var, çek, perde çek. Perde arkasını durdu bu şekilde. Cevap verirdi böylece. Bir de bu konuşmada yeteri kadar konuşmak gerekli olan muhteremler. Yeteri kadar. Mesela eğer bir konuşmamız gereken konu 10 kelime yeterliyse 10 kelime kullanımında bunu aşırı gitmeme gerekiyor buna.
Gelelim şimdi muhteremler, günümüzdeki onların deyimiyle çağdaş kadınlara. Aslında bu çağdaş değil bu, çağdaş aslında bu. Cahiliye dönemi aslında böyle. Hadis-i Şerif Müslim'de, Sahih Müslim Hadis-i Şerif, Hürriye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, sınıfani ehlin nar, sınıfani bir ehlin nar. Ateş ehli, cennet ehlinden iki sınıf insan var. Gelecek yani bunlar. İki grup. Bunlar ateş ehli, cehennem ehli bunlar. Lem erahıma. Onları görmedim buraya Peygamber döneminde. Yok o dönemde. Allah-u Teala Peygamberimize her şeyi gösteriyor, ümmetin gösteriyor. Ne olacak kıyamete kadar hepsi Peygamber gösterildi. Nasıl gösterildi? Ali misal deniyor böyle. Ali misal de. Aynen bir onları gördüm. Şekilde gördüm onları böyle. Buyuruyor iki sınıf insan var. İki grup insan var. Bunlar cehennem ehli. Onları ben dünya gözüyle görmedim. Yok o zamanlar. Kim bunlar? Kavmün, yeni bir grup, toplum ve siyatün. Ellerinde denekleri var. Kezda bil bakarı. Sığır kuyruğu gibi ellerinde sopaları var. Bakın, sığır kuyruğu Peygamber muhteremler. Şimdi Peygamber gösterildi. Bir grup, ellerinde sopa, Peygamber'in bir teşbih, benzetme yapıyor. Neye? Sığır kuyruğuna. Demek ki odun olmayacak bu. Sığır kuyruğu gibi olacak boyu, eni, genişliği, elastik olacak. Nedir bu? Tabii joplar mı tabii job. Bazı zalim yerler ne yapıyorlar? Müslüman akımını kullanıyorlar bu şekilde böylece. İnsanı döverler. Biri bu. Venisa'ın ikincisi de kadınlar grubu. O bize şimdi lazım. Kadınlar. Kâsiyatın giyimli giyecekler bir şeyler. Ama ağrıyatın gerçekten çıplaklar ama. Kâsiyatın ağrıyatın. Yani bedenin yarıdan çoğu çıplak ama. Giyiniyor ama giymek için, örtmek için giyinmiyor. Kâsiyatın ağrıyatın. Bir şey giyiniyor, ince, şeffaf, bedenin bazı yerini örtüyor ama beden yarıdan çoğu çıplak. Bırakın ev kıyafetini, yatak kıyafetini de aşağısında, altında. Altında. Bu şekilde kadınlar çıkacaklar kıyamete yakın. Tabii Eshab-ı Kiram şaşırdı muhteremler. Nasıl olur ya Resulallah, nasıl olur böyle? Yani bir kadın böyle yarıdan çoğu çıplak böyle. Giydiği de şeffaf ince. Nasıl bir kadın hayalık bunu çıkabilir? Ama haya imandan muhteremler, haya imandan. Haya 70 küsür, iman 70 küsür, biri haya bir şibesi böyle. Haya gitti mi ne oldu? İman da gidiyor Allah korusun. Mailatün. Bu kadınlar mail, meylediyorlar böyle. Nereye? Hakta ayrılmışlar, sapıklığa böyle. Yani günümüz çalışıp diye bunlar harama meyletmişler. Artık Allah tanımıyor, peygamber tanımıyor, ölümü unutmuş, kendini unutmuş, Kur'an tanımıyor. Ne yapıyor? Çırpı geziyor bu şekilde. Mümilatün. Bir de mümilat. Başka kadınlar da kendi yapmak istiyor bunlar böyle. Dernek kuruyorlar. Çağdaş kadın derneği diye dernek kuruyorlar. Diğer kadınlar da böyle yapmak istiyorlar bu şekilde böyle. Ve bunların yolunda izinde olan erkekler de. Tabii kanallarda, basında, artık sosyal medya her şey bu şekilde böylece. Devamlı böyle çıplaklığı teşhir, teşvik, yaygınlaştırma böyle. Ama bu nedir? Kıyametin büyük alameti bu bakım. Büyük alamet Allah korusun böyle. Bir yerde böyle çıplaklığı fazla geldi mi, arkasından tehlike çanları çalar muhtemelen. Allah'ın gazabı.
Böyle bir çıplak bir kadın. Kadın yerden çıkıp toprağa basınca toprak titriyor. Allah'ım izin ver. Şunu batırı helak edemiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Efendim deprem oldu mu Allah yalvaracak yerde gidiyorlar güya ilim adamları gidiyorlar böyle. Deprem ne olacak acaba? Ne olacak deprem acaba? Artçı üstü, evsi, şunlar bunlar, şu. Muhteremler, tamam fay hattı var yer altında. Çünkü yer kabuğu, tek madde değil mi yer kabuğu muhteremler? Nasıl dağlar? Dağda mağaralar var bazı dağlarda. Kocaman dağ içerisinde ne mağaralar var muhteremler? Yer kabuğu tek bir madde değil mi? Taş katı değil mi böyle? İçinde boşluk var, fay hatları var, şunlar var, çukurlar var, var boşluk boşluk böyle. Var ama yer kabuğu Allah'ın emri adesine bağlı ama muhtemelen. Bir zerre kımıldayamaz, Allah izin vermezse. Mevla buyuruyor, Bismillah. Feal lima yurid. Feal lima yurid. Allah ne dilerse o da onun mülkünde. Yerde gökte, yer altında, yer kabuğunda. Yerde gökte. Allah'ın iradesi dışında bir zerre kımıldayamaz, su akan yer esemez, yapmak düşen muhtemelen. Düşen bakın böylece. İşte adı cemaatimiz. Ondan sonra ne diyor efendim işte, yağmur yağmadı, kıtlık, su kıtlığı var. Bu sefer, efendim çok yağdı bu sefer de. Niye bu kadar fazla yağdı? Sel oldu ama şimdi. Felaket, gazap muhtemelen, gazap muhtemelen. Ya, ekin de gider, Mevlam gösteriyor ekini sana, sevinir kişi ama bir sevgiliye bizi kökünden çünkü götürür. Yerden sağlanır, hepsi olur bu şekilde. Rüsünün de kesimetin muhtil maileti. Ondan başları da buyuruyor Peygamberimiz, deve hörgü gibi saçları da, dağınık saçları yani böyle, bağlamıyor bir böyle başını böyle. Bunlar cennete giremezler. Hatta cennetin kokusu duyamazlar. Yani cennete giremediği gibi bunlar bu durumda diyorum bakınız. Tevbe eder. Açı tevbe kapatın. Tevbe etti mi? Allah affediyor Mevlam. Tevbe eder. Açı gezeceğin pişman olur. Nadim olur. Ve dua da eder. Kimlere? Onun yüzüne günah giren erkek dua eder. Bir de bu tevbe. Onlar dua eder bakın. Bunun şey ayrı bir tevbesi var. Açı gezen bir kız, bir hanım kapandı mı? Tevbe etti, kapandığı için. Tamam. Ama günah girilmesine sebep olup başka erkeklerin de onlar dua çabıdır. Bu durumda ölürse bazı görürüz muhtemeler kadın, yaşlı kadın muhtemeler. Yani belediye otobüsünde bindiğinde bazı görüyorum burada. Kadın zor biniyor otobüse. Yani yaşlı, saçları bembeyaz ama yine başı açık, korkmadı. Yaşın başını almış, her şey geçmiş ama artık kalbiyle kararmış ki ölümü de hiç aklına hatırlamıyor, imanı yoksun muhtemelen. Arabaya zor biniyor, araba çıkıyor, başı bir dönüyor böyle, oturuyorken bakamıyor böyle, yaşlı olduğu belli, hala açık muhtemelen. Bakın bunların bu durumda ölürlerse, yani tevbesi giderlerse Allah korusun, cihaneti bunlara haram oluyor. Hatta cehennemin kokusunu duyamıyorlar bunlar. Bundan tahminen 10 yıl kadar önce muhtemelen. Tam kesin bilemiyorum. Yazın çok sıcak bir gün öyle o gün. Çok muazzam bir sıcaktı o günü. Her taraf yanıyor. Çarşıda bir işime gidiyorum. Bir esnaf. Oturamamış sıcaktan, dışarıya oturmuş, orada duruyor. Selam verdim, tanıdıktı. Bırakmadım, illa hayatta konuşur bir şey biraz böyle. O anda baktım, karşıki yoldan genç bir hanım gidiyor. Karşıdan gelir böyle, yoldan. Genç bir hanım gidiyor. Genç, çok genç böyle. Ama tam tesettürlü muhteremler. Allah'ın çizgi ölçü uygun böyle.
uzun böyle parçası, düz kalın parçası böyle, uzun, tam tesettürlü kadın. Bir kucağında bir çocuk var. Diğer elinde çanta bir çocuk daha var elinde böyle, ufak çocuğu. Şu elini tutmuş, çanta elinde, çocuk elinde, avucunda, bir kucağında bir çocuk, ufak çocuk. Kadın gidiyor. Gözüme takıldı, işte bakmadı. Öyle gidiyor ki, sanki cennette bir gezinti yapıyor, cennette bu tabi böyle. Ağırbaşlı, vakarlı, temkinli böyle, imamı bu tabi böyle. Hiçbir yana bakmadan bir öne bakıyor böyle, hiç güneşle sizi aldırmıyor böyle. Öyle imamlı, vakarlı, hani cennet başına geziyor, öyle gidiyor. Ben o esnafın konuşmalarına kulak veremedim, arkasından baktım tabi böyle. Şöyle baktım, baktım, baktım. Öyle bir duygulandım ki o anda. Bir hal geldi bana. Tutamadım kendimi, ağlam başladı. Tutamadım kendimi böyle böyle. Ağlam başladım ama sessiz ağlamıyorum böyle. Artık sesim çıkacak bu şekilde. İçeri daldım, yazana girdim. Girdim, başım bağırıp ağlam böyle böyle. Seçtim orada böyle böyle. Öyle tuttu ağlam böyle. Ben kol ağlamam muhtemelen. Yani kalbim katıdır böyle. Allah inşallah affet muhtemelenler. Ama o anda o kadar ona duygulanıyor ki böyle, sanki büyük bir evliya gördüm böyle. Öyle anda fiiz aldım karşılarım görüşümden. Böyle sessiz ama böyle. Ağlam başladım. İçime doğdu, açtım elimi. Allah'ım bu kadının cenneti nasip eyle. Yalırım bunu. Sessiz bu şey böyle. Allah'ım Ayşe anamızı komşu eyle. Fatma komşu eyle bunu böyle böyle. Evine huzur, bereket ver böyle. Dua etmiş eyle bunu böyle. Elimle gelmeden. İnşallah Rabbim o duamı kabul etmişti muhteremde. Çünkü çok samimiydim o anda. Her zaman o insanı yakalamıyor, hali yakalamıyor bu şekilde. Tabi Rabbim ona da, onun gibi olanlar Rabbim duaya ortak etsin. İnşallah. Şimdi ahirette muhterem, ahirette bunlara bir olsa olur mu? Olmaz değil mi? Adalet ilahi ters muhterem böyle. Yeri of demiş, ince giymiş böyle, şeffaf giymiş böyle. Bedenin her tarafı açmış, saçılmış, hiç hayal perdesini yırtmış böyle. Yırtmış gidiyor, gidiyor. Öbürü kapalı. Tamam, bir alem olacak bunlar da. Giyimde, erkek işte bu geçerli şimdi, nasıl bir giyim daha faziletli? Giyimde muhtemelen şimdi. Mevla buyuruyor bizlere Araf 26'da Ya beni Adem'e. Ey Adem oğlu, kadın senle aleyküm libasen ve şefatüküm ve rişâ. Özeteyim inşallah. Ya beni Adem'e. Ayet başlıyor. Ey Adem oğulları, onun torunları ve yavruları. Kadın senle aleyküm libasen, size bir gökten libas indirdik. Gökten size giysi indirdik, gökte indirdik. Yuvari sevatüküm edip ötecek. Verişan ve su olacak. Göt indirdik. Bu ayet-i kerimeye göre giysi iki ayrılır muhteremler. Bir bitkisel giysi, bitkisel. Gökte indirildi. Nasıl indi gökten? Gökten yağmur geliyor muhteremler. Yağmurla beraber çok şey, çok daha geliyor, çok geliyor muhteremler. Yağmurla beraber. Var yağmur suyu, yağmur suyu değil mi? Mesela biri her zaman dünyamıza meteorlar yağar, göktaşları böyle. Madeni olanlar, metal olanlar atmosfere çarpınca enerji dönüşü bunlar, ateş gibi bunlar, yıldız gibi kayar. Bunlar kayboluyor bunlar böyle. İşte taş olanlara ne yapar? Parçalı mı? Toz haline geliyor bundan muhtemelen böyle. Bu tozlar ne oluyor? Yağmur suya beraber dünyaya geliyor muhtemelen böyle. Dünyaya geliyor bunlar böylece. Sonra şifre çakar gökten. Ne oluyor bu şifrekte? İki bulut çarpışıyor olan karşılıklı böylece. Artı eksi. İşte ülemalar erkeğe kadını buna meclisler öğrendiler. Artı eksi. Yani kadın erkek arasında bu ilgi var böyle. Vardı böyle. Şimdi bulutun birini artı yüklü. Karşı bulut tam karşısında olacak ama eksi yüklü olacak. Arada iletken lazım. Bilsin bunlara böyle. Nedir iletken? Hafif hava yağışlı zamanda olur. Şimşek muhtemelen. Hafif bir yağış, bir sileme olur, çilme olur bu şekilde.
hafif bir su olur. Su denetleri geçirir muhtemelen şimdi. İki bul, bir artı, eksik böyle. Tam karşılıklı böyle. İletken olduğum arada ne yapar? Tam Mevlam'ın takdiri bunlar bir araya geliyorlar. Bunlar birbirine boşanma olur böyle. Yani kısa devre olur. Tabi korkunç bir elektrik yüklü buluta atınca şimşek dediğimiz meydana gelir muhtemelen. Bu niye o acaba oluyor bedava mı? Yok. Boşuna mı? Hayır. Vallahi diyor muhtemelen. Hikmeti var ya. O güçlü ısı ile ne oluyor? Azot gazı parçalanıyor muhtemelen. Oksijen parçalanıyor. Bunlar başka gaz dönüşüyor bunlara göre muhtemelen. Bunlar topu iniyorlar. İniyorlar. İşte Mevlam hangi gıdayı Mevlam verecekse, Mevlam dilemişse, o yıl ona göre yağmur yağar, o bollaşır. Derler ya, bu sefer ayvalar olmadı. Neye gelmedi, gökten gelmedi. Bu sene efendim fasulye olmadı. Bu sene kabuz olmadı. Bak, ona gösterdiler. Yani dizgin gökte muhtemelen. Şimdi Mevlam gökten indiriyor yağmuru, yerde pamuk köten gibi bitkisel giysi meydana geliyor muhtemelen. İkincisi hayvansal giysi, hayvansal. Koyun ve ipek böceği. Şimdi bunlar ne oluyor muhteremler? Bir insan böyle doğal, bitkisel giysi giyerse, iç çamaşır böyle daha böyle. Önce cildini korur. Cildi taze, canlı kalır cilt maddeler. Cilt tarış olmaz cilde. Sonra bu damarı uyarır, damarı uyarır, damarları. Damar tıkanıklığını önler ve doğal sistemi çalıştırır bak muhtemelen, doğal giysiler. Bedende bir enerji vardı, elektrik vardı böyle. Bunun düzenini sağlar muhtemelen. Bunların içerisinde sentetik, yani suni, petrol yapılan bir şey 110 bile karışsın, bu dengeyi bozuyor muhtemelen. İkincisi hayvansal. Yine Mevla buyuruyor muhtemelen bakınız. Düşünün muhtemelen, Kur'an'ın kıymetini düşünün, Kur'an'ın kıymetini. Orta çağda Mekke'deki müşriklere geliyor. Ne anlar onlar bundan böyle. Ama ileride anlaşılacak bunun. İlerideki ümmete geliyor. Bize geliyor bunun artık. Bak. Mevla buyuruyor. Velenâme halekâ lekum. Velenâme. En'am insanın yardımcı olan hayvanlar. Dört grup bunlar da. Koyun, keçi, deve, sığır, inekler. En'am diyor bunlara. Halekâ lekum. Allah bunu sizin için yarattı. Fiha dif'un. Koyun yününde dif var. Isıtıcı madde var. Koyun yününde bakın. Bak, ayet-i kerime. Koyun yününde dif'un dif var. Ve menafi'u. Daha çok yararlar var böyle. Çok yararlar var. Eskiden muhteremler bel ağrısı çok serif nadir. Yaşılıklığımızda bile var. Bel fıtığı duymaz ya böyle. Romaz mı? Sinir bilmez bunlar böyle. Neden? Şu anda yün çorabı, koyun yününden. Kazaklar, erkekler kuşaklar, başarılı gelinler bunlar, altlar kadınlar da, erkekler de genelde koyun yününde. Kışın onda ısıtıcı madde var. Bir de yatak, yün yatak olur. Yatakta, yün yatak, yün. Eğer yapa olursa, yapa nedir? Koyunun kirli yünü. Koyunun kirli yünü. Yani koyunun kırpılınca o yün yıkanmadan kaba pis alınıp da kişi onu bir bedene sarsın, yani bel arası geçer muhtemelen. Namazı geçer ve insan bunu sen yazsın, Allah'ın zerre bir şey hasta kalmaz muhtemelen. Bütün su olur böyle. Su olur bu şey böyle. Mevlam buyuruyor. Allah da bunu size yarattı. Bunda senin için böyle ısıtıcı madde var böyle şey. İnsan kışın gerçek günü giydi mi, gün çorabını giydi mi, hep havalandırıyor böyle. Anlıyor muhtemelen.
Efendim egzama şunlar bunlar olmamıştır. Ayak şişmez böyle ya. Varis olmamıştır. Üç olmamış şey böyle işte. Yün. İşçin efendim işte fabrikada var. Yünlü mamuller var. %9'u gerçek yün, 91'i tekstil muhtemelen, petrol muhtemelen bunların böyle. 91'i tekstil yünlerin böyle, petrol aldım da bu bir şey böyle. Bir de renkler var, renk. Renk. Mevlamız o güzel Rabbim ne yaratmışsa hikmeti anlatma. Renk. Meyvelerin rengi var değil mi? Tamam. Genelde rengi koyu ise o daha yaralıdır. Koyu ise. Mesela beyaz lahana var, kara lahana var. Kara lahana daha yaralı muhtemelen. Beyaz üzüm var, kara üzüm var. Daha kıymetli muhtemelen. Tabi sebze bunun gibi. Şimdi giysiye gelelim. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. İlbisu misabeküm el beyazda. Ne buyuruyor? Giysi olarak beyazı giyinin. Beyazı giyinin böyle. Fe inneha min hayri siyabeküm. En hayırlı siyabınız, giysiniz beyaz mıdır böyle? Ve kefünü mevtaküm. Ölüyü de onunla beyazda kefenleyin. Beyaz dedim beyaz muhteremler. Tabi Peygamber başı renkte giydi muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri düz kırmızıyı sevmezdi. Peygamber ben etti düz kırmızıdan. Dedi kırmızı cehennemin silgisi. Şeytan sevdiğinde kırmızı böyle. Ama çizgili olsa olabilir böyle. Düz kırmızı. Beyaz nedir? Saflığın simgesi. Fırsatın simgesi. İnsan dünyaya tertemiz geliyor. Bembeyaz, saf geliyor. Çürük dünyaya geliyor. Böyle ne gıda veriliyor? Beyaz süt. Bembeyaz süt. Aslında kan. Süt hazinesine geliyor. Şu işe buluyor muhtemelen bu şekilde oluyor böylece. Süt hazinesine geliyor. Bakın bembeyaz süt. Çünkü dünyaya beyaz geldi. Fırsatı saf. Kalbi temiz geldi, ona Mevlam veriyor, bembeyaz süt muhtemelen. Her de içerisinde böyle. Sonra genelde, tabi eskiden kundak yaparlardı, beyaz kundak. Beyaz kundak muhtemelen. Çocuğu kırmızıya sarmak, giysi olsun, tehlikeli muhtemelen böyle. Yani ufak çocuğu gerek kundak şeklinde, böyle giysi olarak çocuğa düz kırmızı giydirin bu tehlikeli muhtemelen böyle. Nazarı çeker, nazar. Göz eğmesi muhtemelen böyle. Yani çocuk Allah korusun, hatta hanımlar bile, biraz da gelinler, genç hanımlar, onlar da böyle düz kırmızı giydiler mi, gözden gelen şu adır nazar, göz eğmesi, bunu çeker böyle, hastalığı muhtemelen, bu zor geçer böyle. Ve işi çatlar, işi patlar böyle, sıkılır böyle. Beyni çatlar bu şekilde. Demek ki şunu dünyaya geldi mi ilk olarak gıdası beyaz. Kundağa beyaz sarılıyor. Sonra öldüğü zaman kefeni beyaz oluyor. Yani ne anlama geliyor? Ya Rabbi sen bunu fıtratını temiz yarattın, beyaz yarattın. Bu fıtratın değişmedi. Sana böyle geliyor anlamında muhtemelen böyle. Bir de hacda, ihram giyiliyor. Bu da nedir? Mahşerin bir tatbikatı her sene. Tatbikatı, başı yanmayak, tek ihram giyiliyor, beyaz giyiliyor. Demek ki beyaz giymek hem yazın güneşi çekmez. İçten çekmez muhtemelen, siyah içten çeker. Bir de yeşilden bahsedelim kısaca inşallah, hadis-i şerif olarak kısaca inşallah yeşilden. An ebi rimse, hadi anhü. Eshab-ı kiramda Hazreti Rimse buyuruyor. Reyet Resulullah ve aleyhisselbani ahdarani. Ben diye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gördüm. Üzerinde iki yeşil vardı.
altı üstü iki yeşil üzerine vardı böylece. Nedir yeşil? O da cennetin simgesi yeşil muhtemelen yeşil. Yeşillik. Cennette ağırlıkla yeşillik. Tabi kök sarıları altından, gümüşten, yakutan da var ama genelde ağaçları, böyle çimenleri, her şeyleri yeşillik. Bir de orada her insan gitsin yeşil olacak cennete. Yeşil yeşil olacak orada. Bunun için insanlara genelde yeşillik sevgisi oluyorsa yeşillik sevilir. Yeşillik böyle. Ağaçlar, ormanlar, çayırlar böyle sevilir. Bir de tabi yeşil düşmanları var. Bir zamanı var, yeşil sermaye diye mesela. Yeşil düşmanı var muhtemelen böyle. Nedir bu? Bu cennete adaylarına çıkmış ama kendisi. Peki, lillahi teala Fatiha.